Efendim 17 Ekim Pazar gününden herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar. Pazar siyasetine hoş geldiniz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ben Pınar Işık Bir saat boyunca yine çok değerli konuğumla Türkiye siyasetini konuşacağız. Eline boyuna konuşacağız. Her soruyu da soracağız sevgili izleyenler. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Hemen konuğumu sizlere takdim etmek isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, hoş geldiniz. Teşekkür Mustafa ediyorum, Bey. İyi yayınlar sağ diliyorum. Çok teşekkür Bugün ederiz. Bugün bizde stüdyoda ağırlayan siz ve evlerinde ağırlayan değerli değerli izleyicilerimize Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağlığınız varlığınız ayaklarınıza sağlık. Şimdi e, Sayın Bakan sizin de eski ekonomi bakanı ol, olmanızın ötürü tabii ki malum e, biz ekonomiyi çok konuşacağız bugün. E, ama iç siyasetin içerisinde e, gerçekten çok ciddi tartışmalar var e, ve e, tartışmaların boyutları artık... E, yargıya intikal etmiş durumda bu noktaya geldi. Ekonomiye girmeden önce o başlıkları biraz açmak isterim. Özellikle AK Parti ile CHP arasında bir müthiş bir e, söz düellosu da başladı. E, hakikaten sanki bir seçim atmosferi varmış gibi gözüküyor ortamda ama seçim yok diyorsunuz siz. E, özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun e, zamandır sessizliğinin ardından bir atak yaptığını görüyoruz. E, ve bir takım söylemlerde bulunuyor ve dediğim gibi konu yargıya bile taşındı. Mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki e, siyasi cinayetler olabilir ben korkuyorum dedi ve bunun üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir soruşturma başlattı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye çağırdı. Ne oluyor? Yani e, siyasi suikastler e, konusu elbette olabilir ama siyasi suikastler genelde iktidara olur diyebiliriz. Yani, literatürde biz böyle gördük. Darbeler iktidara yapılır. Evet. evet. E, bir siyasi suikast ortamı ya da bir gerginlik siz e, çok eski bir siyasetçisiniz. E, böyle bir o atmosfer var mı Türkiye'de? Bana e, Sayın Kılıçdaroğlu e, nereden çıkardı, ne yaptı bilmiyorum. Gerekçesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vizedeki bir hadiseden dolayı vatandaşın İyi Parti Genel Başkanı'na karşı gösterdiği tepkiye karşılık işte e, gelin hanım diye ifade edip başladığı sözlere paralel olarak onu gerekçe göstermesin. Aradan uzun bir zaman geçti, bir yıla yakın bir zaman geçti. O süre içerisinde onu gerekçe göstererek böyle bir şey olur diye ifade etmesi bence halüsinasyon görüyor. Siyasette kısırlığın bir sonucudur diye ifade etmeye çalışayım bunu. Eğer üretemeyen insanlar varsa geçmişteki danışmanlarının getirdiği şöyle olabilir böyle olabilir gibi ortaya koydukları gündemi kamuoyuna yeniden pazarlama, yeniden sunmak gibi bir şey olabilir. Bir mağduriyet yaratmak gibi mi? Sanmıyorum. Bir Siyasi kısırlıktan kaynaklı bu iş. Yani neyin mağduriyetini yaratacaksınız? Bize suikast mı yapacaklar diyorlar? Yoksa iktidardakilere mi suikast yapacaklar? Yani bugün eğer rakibinize siz herhangi bir şekilde uygun olmayan bir davranış sergilediğiniz takdirde burada nasıl siyasi bir cinayet yaparsınız? 1960'ta olduğu gibi rahmetli Menderes'i asarsınız, idam edersiniz görevlerinden dolayı ve hiç ortada olmayan Köpek davası, bebek davalarını, kasalarda dünya kadar para sakladığını, şunda paralarını yurt dışına kaçırdığını ifade edip dava açarsınız. Ve 17 Eylül e, e, 2000, 1961 yılında da idam edersiniz. Yani bunun gibi e, şeylerin şu anda aynısını yaşıyoruz. Altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. O günlerde e, ben de hatırlamam ama duyduklarımız şu anda geçmişe doğru baktığımızda üniversite gençlerinin kıyma makinelerinden geçirildiği ifade edilmiş yayılmıştı. Niye haberleşme ağı yok, bugünkü sosyal medya yok. fısıltı gazetesiyle yayılıyordu. Üniversite bir ay önceden üniversite gençliği kıyma makinelerinde muhalif üniversite gençliği kıyma makinelerinde öldürülüyor, yok ediliyor, fail meçhuller diye ifade edilmeye çalışılıyordu. Bunun Yalan mıydı, mi? yok muydu? Bu yaşanmamıştı değil mi? Yaşanmamıştı, yaşanmamıştı, mümkün mü bir şey e, e, o, Ortama böyle bir söylem. Şimdi, Aynısını mı yapıyorlar Pınar diyorsunuz? Pınar şu anda sosyal medya dediğimiz, daha önceki dönemlerde dedikodu diye ifade ettiğimiz, fısıltı gazetesi diye ortaya çıkartı, söylenen, tevatür diye ifade edilen, hiç alakası olmayan konuların bugün sosyal medya denilen mecralarda gündeme getirilmesi. Şimdi daha da etkili bir noktadan farklı bir resmi, farklı bir olayı ortaya koyup sanki İstanbul'un Beşiktaş semtinde böyle böyle bir olay oldu. O olayda da bu insan linç edildi deyip bir görüntüyü paylaşabiliyorlar. Bunu anlayıp ortaya koyana kadar infial ortaya çıkıyor. O infialle birlikte insanların farklı şekilde düşünmelerine sebebiyet veriyor. Şu anda böyle siyasi cinayetlerle ilgili yapılacak işte gelmek istediğim nokta şu 1961 yılında Eylül'de idam edilen Menderes'in yerine kurulan parti partiler o zaman üç tane parti gözüküyor biri Adalet Partisi ki şeyi kırat amblemi nereden geliyor Demir Kırat diye ifade ediliyor çünkü vatandaş Demokrat Parti'ye Demokrat Parti diye mi? Demirgrat dediği Demirgrad. için. Demirgrat diyor. Demirgrat oradan e, amblemini at beyazat e, olarak koyuyorlar. Öbür de Yeni Türkiye Partisi. Şimdi vatandaş ikisinin arasında tercih yaparken Yeni Türkiye Partisi %14-15 civarında oy alıyor. Adalet Partisi %35 oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi %36 oy alıyor. Yani Adalet Partisi ile Yeni Türkiye Partisi'nin oyunu bir araya getirip koyduğunuzda %50'ye yakın bir oy var. Bu ara yine Cumhuriyet Halk Partisi muhalefi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oyun alıyor. O bir siyasi cinayetti. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idam etmek siyasi bir cinayetti. 1961 yılının Mayıs ayında çıkan yapılan seçimlerde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor ve ekip koalisyon kuruluyor. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Koalisyonu altı ay sürüyor. Niye biliyor musunuz? Adalet Partisi diyor ki Menderes ve arkadaşlarına af gelsin diyor. Menderes ve arkadaşlarına af isterken Cumhuriyet Halk Partisi de olmaz böyle bir şey diyor. Yani hani İnönü'nün, rahmetli İnönü'nün Yassıada Mahkemesi Başkanı'na veya Cemal Gürsel'e gönderdiği bunlar affedilsin mektubu var ya bir efsane olarak ortada dolaşan o mektup. Halbuki... Hükümet kurulduktan sonra, parlamento seçimleri yapıldıktan sonra adalet partisinin af teklifi parlamentoda görüşülmüş olsaydı bunların hiçbir ortada Ol, kalmayacaktı. Diyorsunuz. Ama şimdi kalkıp niye böyle oldu diyor. Buradan gelmek istediğim nokta şu. Yani hiç kimse muhaliflerinin, karşıtlarının etik olmayan, ahlaki bulunmayan ve demokratik kurallar dışında yaptığı işlerle bertaraf etmesini... ...makul görmüyor, hoş görmüyor. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı... ...Siyirt'te... E, ...belediye başkanı iken yaptığı bir... E, ...bir şiirin... ...okunmasından dolayı hapsettiler. Evet. Ama ona... ...yani ona muhalif kanattan da tepki gösterenler Hiç var. Hiç olmalı. Altına şimdi, imza şimdi, atarız dediler. Şimdi denler. biraz ka kabullen şimdi kabulleniyorlar. Onu şöyle... ...2002 yılında milletvekili seçtiremeyince derin yapı, müesses nizam. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili seçtirmeyince o zaman Sayın Baykal dedi ki yüzde %35 oy almış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 363 milletvekiliyle temsil edilen bir siyasi partinin genel başkanının dışarıda olmasını doğru bulmuyorum dedi ve bir anayasa değişikliği yapılma ihtiyacı hissedildi. Peki. O anayasa değişikliği de siyasi hayatının önü açılmış oldu. Yani buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi e, siyasi kısırlıktan kaynaklı bir iş. Üretken olmamasından dolayı gündeme ilişkin konuşacak şeyi bulamamasından alakalı. Yani o kadar çok konuya değiniyor ki ben e, Koray, Aydın da, Koray Aydın da Aydın e, da bize de geliyor dedi. E, açıkçası bazı istihbaratlar dedi. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu savcılık ifadeye çağırdı. Sizce gider mi? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, o zaman önce diyor, bu daha iyi günleriniz, daha başınıza neler gelecek diyen Sayın Cumhurbaşkanını e, çağırsınlar diyor, e, Erdoğan'ı çağırsınlar diyor, Erdoğan'dan başlasın savcı diyor. Şimdi, e, sizce <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu e, <laughs> şimdi şöyle bir şey, Sayın Kılıçdaroğlu, siyasette e, paraşütle indiği için siyasetin e, hamurundan oluşmadığı için onun hamuru paraşütle bir yerlerden Ama getirildi. Ama kaç senedir de e, genel, başkan genel başkan olarak görev yapıyor. 2010 yılından beri genel başkan olarak görevi yapıyor. Mayıs e, veya hazır Mayıs ayının 22'sinden e, genel başkan olarak seçildi. O günden bu tarafa e, yani 11 yıllık genel başkan e, bir partilisinin söylediği gibi o e, günden bu taraf herhalde 10 tane falan sandık geldi önümüze. Her sandıkta e, sırtı yerden kalkmadı. Peki. Yani şimdi şöyle sen bu lafı söylediğin takdirde tepene gökten taş yağacaktır demek bir siyasi söylem midir? Veya senin şeyine, sokaktan geçerken kafandan tependen aşağı kaynar su dökülecektir diye ifade etmek... Başına ne gelecek bir şey daha neler gelecek diye bu bir siyasi söylemdir. Sen eğer neyin yaptığını insanları tahrik etmeye kalktığın takdirde onların e, düşünceleriyle, onların inançlarıyla, onların davranış şekilleriyle onların değer verdiği kişilere sen ağzı alınmayacak bir şekilde benzetme çok yanlış. Yani e, İsrail e, Başbakanına benzetmesi veya ona ona benzetmesi şeklindeki bir ifadeye hemşehrilerinin gösterdiği tepkiyi yani benim hemşehrilerimden bana karşı böyle bir şey yaptığınla ne türlü şeylerle karşılayacaksın diye ifade etmek. Kürsüde kalkıyorlar konuşuyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde şöyle şöyle diyorlar işte şunu yaparsanız şu olur bunu yaparsanız bu olur diyorlar. O zaman bu insanlar bunu mu söylüyor demek lazım? Yani siyasi söylemlerin ağır geldiği zaman, şiddetli olduğu zaman, cevap veremedikleri zaman artık komplo teorilerini üretmek bugün ana muhalefet partisi genel başkanının en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki. Ve buna İyi Parti'nin de kuyruğuna takılmasını artık e, onlar e, farklı bir konuma girdiler. Şu anda e, Sayın Akşener artık ben cumhurbaşkanı adayım değilim demedi ama herhalde başbakan olacağım diye bir ifade evet, devamlı, kullandı. Aynısını Devamında söylüyor. onu kullandı. Demek ki Kılıçdaroğlu'na sen adaylığını ilan et diyor. Ama Cumhurbaşı Kılıçdaroğlu hala adaylığını ilan etme cesaretini gösterme e, kabiliyetinde noktasında veya erişkinliğinde olmayan bir siyasi parti genel erken başkanı. Erken seçim mı? yapın e, biz açıklayacağız i̇şte, e, diyorlar bak, size. Şarta bağlı ya. Öyle diyorlar. Daha çok erken adını, diyorlar. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı bizim genel başkanımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bunu Sayın Mahçeli'den Bunu biliyoruz sanıyorum 6 ay öncesinden dedi ki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bunu ifade etti. Onlar niye söylüyorlar? Adayımız yıpranır mı diye korkuyorlar. Eğer başka bir aday göstereceklerse doğru. Ama siyasetçinin, siyasi partinin görevi nedir? Amacı nedir? İktidar olmaktır. Ülkeyi yönetmektir. Oraya bir kukla cumhurbaşkanı ile ülke yönetilmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir cumhurbaşkanı koyacaklarını mı düşünüyorsunuz? Hayır, siyasi parti genel başkanları aday değilse Sayın Akşener dedi ki ben bu dönem aday değilim tamam. başbakan olmak Sayın, istiyorum dedi. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmasa herhalde olmazsa... öyle söylemek istedi bilmiyorum. Ee, evet, öyle dedi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu açıklamadı da ben başbakan olmak istiyorum dedi. Evet. Cumhurbaşkanı adayı değilim demedi. Belki o kendilerinin savundukları ee, güçlen, güçlendirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter, parlamenter. sistemi e, ortaya koyabilmek için yaptığı bir şey olabilir. Aday değilim demedi. Ben dedi başbakan olmak istiyorum. Bunun amacı e, yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçeceğiz. E, üç ay seçimden sonra, 3 ay sonra geçeceğiz. Ben başbakan olacağım mı demek istiyor. Yoksa bu dönem ben aday değil mi demek istiyor. O kendi dillerinin ortaya attığı tabanlarında söyledikleri bir bulmaca. Biz o bulmaca ile uğraşacak, vakit geçirecek şeyimiz yok. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun düşünebiliyor musunuz? Yarın seçim kararını açıklasınlar biz Cumhurbaşkanı adayımızı söyleyelim. Evet öyle diyor. E, şarta bağlı bir şey mi olur Allah aşkına böyle bir şey? E, daha Bugün... bir, bir, buçuk sene varsa çok erken diyorlar. E, onu peki Millet İttifakı ortaklarını bırakalım. Bakın şöyle, Şimdi... şöyle söyleyeyim bundan önceki dönemde siyasi parti genel başkanları yaptıkları mitingde halkla buluşmalarında ne derdi? Verin bize başbakanlığı, verin bize iktidarı, istediğinizi yapalım derlerdi. Şimdi cumhurbaşkanlığı sisteminde iktidar kim? Cumhurbaşkanı. Daha önce kim? Başbakanı. Şimdi burada iktidar ve siyasi partilerin amacı iktidar olmaktır. İktidar da siyasi parti genel başkanı ile olur. Eğer siyasi parti genel başkanı iktidar olmayıp herhangi birini cumhurbaşkanı seçtirecekse bir tarafta CHP genel başkanının kıskacında, öbür tarafta İyi Parti genel başkanının kıskacında, diğer tarafta diğer yanlışların kıskacında olmuş, yani el ayağa bağlanmış, mahkum olmuş, esir olmuş bir cumhurbaşkanı tarafından bu ülke idare edilecek. Böyle bir şey mi olur? yani uzaktan kumandayla direktiflerle yönetilen bir cumhurbaşkanı hükümet tarafından bu ülke idare edilecek demektir. Siyas parti genel başkanlarının burada ittifak içerisinde bir aday seçmeleri kadar doğru bir şey olmam, olmaz bunu yapmaları gerekir. Onun için diyorum ki bu bir kısır döngüdür. Siyasette üretken olmayanlar, kısır düşünenler, gelecekle ilgili herhangi bir perspektif ortaya koyamayanların yaptığı bir işlemdir. Seçimi de açık ve net söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in altını çizdiği gibi Haziran 2023 18 Haziran dedi Ali İhsan Haziran. Yavuz. Ali İhsan Yavuz 18 Haziran 2023'te e, 23, hazır asır olun seçime gideceğiz. Şöyle, 23 Haziran e, bir, o Alişan Bey 18 Haziran olabilir. Evet. Doğru. Ben 25 Haziran. Ee... 25 Haziran diye biliyordum. Kanuna bakmak lazım. Ya 3. pazar günüdür ya son pazar günüdür. Çünkü 24 Haziran tarihinde yaptık biz e, 2018 evet, evet, 18 seçimlerini. Şimdi... yani son pazar günü ise 25 Haziran. Eğer ee, bir hafta öncesi bir hafta 18 lira diyor. 18 Haziran. Şimdi Sayın Elitaş, Kılıçdaroğlu bir de yine dün bir e, Twitter'dan bir video yayınladı. E, neden size Sayın Kılıçdaroğlu soruyorum? Çünkü e, evet siz yani e, iktidar partisinin grup başkan vekilisiniz ama ee, konu AK Parti'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Twitter sallandı gerçekten dün itibariyle. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bürokrasiye seslendi, bürokratlara seslendi. Son çağrım ifadesini kullandı. Ee, bakın emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Şimdi e, sonuçta kim bürokrasiye ne yaptırıyor sorusu var. İktidar bunu tehdit dili olarak algıladı. Ee, ve yine partinizin üst düzeylerinden sert açıklamalar geldi. Ee, siz bunu nasıl okudunuz? Ne demek istedi Sayın Kılıçdaroğlu? Neden son çağrım dedi? Bu bir tehdit mi? Şimdi ne söylenir bilemiyorum ki Pınar Hanım. Ömer Bey. Parti sözümüz gerekli cevabı dün Twitter üzerinden aynı şekilde verdim. Mahir da. Mahir Bey grup başkan vekilimiz. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'ndan çok sert bir mesaj İçişleri geldi. İçişleri Bakanımız bunu söyledi. Yani iyi saatte olsunlar demek lazım. Düşünebiliyor musunuz? Bir bürokrasi, ana muhalefet bir ikinci partinin, eskiden ana muhalefet partisi vardı. Evet. da şimdi birinci parti, ikinci parti diye söylüyor. İkinci partinin genel başkanı bürokrasi yaptığınız iş yanlış. Kanun dışı işler yapıyorsunuz. Bunları durdurun. Durdurmazsanız canını okurum, okurum diyor. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Yani şimdi siyasi cinayetler olabilecek diye ifade eden bir Kılıçdaroğlu'nun bugün bürokrasi tehdidini demek ki zihninde o var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü partisinin geçmişi yaptığı işler, yaptığı icraatlar bir siyasi partinin genel başkanını idam ettiren darbeye karşı çıkmayarak onlara susarak örtülü destek veren siyasi partinin şu andaki genel başkanının davranış şeklini başka şekilde değerlendirmek mümkün değil. Yani bir taraftan diyor ki siyasi cinayetler olacak ben korkuyorum diyor. Arkasından diyor ki memura kıyım yapıyor. Eğer siz bunu pazartesi gününden itibaren şunu yapmazsanız canınızı okurum diyor. Memur ne diyecek şimdi? Bilmiyorum. Memurun demesi lazım ki ya Sayın Kılıçdaroğlu, sen bürokrasi cinayeti yapıyorsun diyecek. Biz korkuyoruz diyecek. Birilerinin herhangi bir şekilde kamu kurumlarında, idarelerinde ortaya çıkan bir ihtilaflarını veya çözülemeyen yolları olduğu takdirde vatandaş tahrik ederek bu memur kanunsuz iş yapmaktadır onunla ilgili gereğini yap anlamına gelecek ifadeler demektir bu işler. siz bunu son derece Hayır, tehlikeli eğer tehlikeli buluyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın gelin hanım diye ifade ettiği kendisine saygısızca hakaret eden bir siyasi parti genel başkanına Rizeli vatandaşlarının hemşehrilerinin gösterdiği tepki üzerine söylediği bir sözü siyasi cinayetler gelecektir diye korkuyorum diye ifade eden Sayın Kılıçdaroğlu olağanüstü derecede bir çelişki içerisinde. Ya Allah aşkına bakın Türkiye'nin en büyük problemi nedir biliyor musunuz Fırat Hanım? Ekremi Muhalefettir. Mi? <laughs> Hayır muhalefet problemi var. Hmm. Bakın ya bir ikinci parti büyük partinin genel başkanının siyasi üretmekte kısır olduğu bir ülke iktidarın kendi kendine muhalefet yapmasını da gerektiriyor. Biz yıllarca 2002 yılından itibaren muhalefet görmedik karşımızda. O günden bu tarafa AK Parti kendi içinde de muhalefetini çıkarıp doğruları bulmaya gayret etti. Ama şu anda Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilme ihtimali en yüksek olan kişi cesareti varsa eğer. En yüksek olan bir kişinin bir siyasi cinayetler olabilecek korkuyorum. Gerekçe bir yıla yakın önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bir siyasi parti genel başkanına Anladım. verdiği söz üzerine söylediği iş ama... ...öbür taraftan bürokratik cinayet... ...ona bakarak söylüyorum... ...bürokratik cinayetleri ortaya çıkarabilecek... ...Kılıçdaroğlu'nun söylediği... ...bir e, yani tahakküm son, sözü. Son çağrı bürokratik cinayet... ...ortaya çıkartır diyorsunuz. Herhalde bunu... ...somut Kılıçdaro olarak değil... E, ...Kılıçdaroğlu'nun söyleminden anladım, hareketle anladım. söylüyorum. Kılıçdaroğlu bunu söyleyerek... ...bürokratik bir cinayet işliyor diyorsunuz. Öyle. Eğer Kılıçdaroğlu ben. siyasi cinayetlerden... ...korkuyorsa... Ben de böyle bürokratik cinayetler olabileceğinden korkuyorum Kılıçdaroğlu'nun şöyle dinlen dolayı. Anladım, anladım. Yani bu ya aymazlık, açmazlık, şuursuzluk böyle bir şey mi olur Allah aşkına? Bürokrasi yapar, sonra gelir yargı gereğini yapar. Varsa böyle kanunsuz işler. Yargı niye duruyor? Demokratik hukuk devleti diyoruz. Anayasanın ilk üç maddesindeki sayılan bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin usu ikinci maddesindeki ne olduğu, ne sistem olduğu, İkinci maddesinde yazılan bir hüküm Türkiye Cumhuriyet demokratik Layık sosyal hukuk devleti'dir diyor. Yani o çerçevede eğer onu diyorsa onu tanımıyor demek. Yargıya hakaret ediyor demek. Onlar demektir. yargı bürokrasiye hakaret ediyor demek. Sanıyorum muhalefet yargıya da güven güvenmiyor ve yargı e, Alan, vesayet altında diyor. Onların böyle... söylemlerini söyleyeyim. Şimdi TÜGVA meselesi var. Ona da kısaca gelmek isterim. Neden? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin arkasında aslında TÜGVA'daki e, bir takım tartışmalar da var. E, yani bir kiralık, e, kira olayından ortaya çıktı ve e, biraz boyutu değişti. Türkiye Gençlik Vakfı'nın eski başkanı zannediyorum Taner Özsoy'un da söylemleri var biz orada yetiştirdiğimiz gençleri devlete alıyoruz işte üst kadroları alıyoruz diye böyle bir durum var mı? yani TÜGVA'dan yetişen herkes devletin içerisinde bir kuruma mı yerleşiyor? TÜGVA az önce söylediğiniz gibi açılımı Türkiye Gençlik Vakfı Türk gençlerinin şuurlu bir şekilde yetişmesi için çeşitli faaliyetler gösteren yurt faaliyetleri olarak genellikle yaptıkları bir e, icraat e, gerçekleştiriyorlar. Oradan üniversitelere giden öğrenciler efendim e, yurtlarda kalan öğrencilere milli bir şuur verilmeye çalışılıyor. Yani bu da e, itiraz edecek bir konu değildir herhalde diye düşünüyorum. Orada kalan veya kaç tane öğrenci e, yerleşiyor orada bilmiyorum. Orada kalan öğrencilerin herhangi bir kuruma Gitmeleri eğer yetişen öğrenciler nitelikli ise bu devlette de olabilir, özel sektörde de olabilir. <laughs> Çeşitli e, üniversiteler var mesela büyük e, holdinglerin üniversiteleri var. O holdingler yeti, üniversitelerindeki yetişen öğrencileri öğretmenlerinden, hocalarından veya okulun yetkililerinden aldıkları bilgi çerçevesinde hem burs veriyorlar evet. hem de şirketlerinde iş veriyorlar. <laughs> yani bu şekilde değerlendirmek yetişkin bir elemanın Çünkü olması öyledir varsa, yani belki diyorsunuz. varsa normal bir iştir. Ama liyakata bakmadan TÜGVA'dan yetişen öğrencileri devlet kurumlarını geçirerek sınavsız bir şekilde onları ortaya koyarak yaptırır diye ifade ediyorlarsa bu tamamen yalan bir şeydir. Yani ben oğlumu KPSS sınavı olmadan herhangi bir şekilde devlet memuru yapamam. İstinalar haliş olmak üzere. İstina da ne? Bir belediye başkanının özel kalem müdürü veya bir bakanın özel kalem müdürü. Bu da kaç tane Türkiye'de 9 tane belediye var. 9. Onlar KPSS'ye girmeden olabiliyorlar mı? Onlar sadece mı? özel kalem müdürleri. Yasa buna müsait herhalde. Yasa ona müsait. Bizden önceki dönemlerde de var. Toplam alınabilecek belediye başkanının dönemliğinde bir kişi alabiliyor. Peki. Bakanlar kendi özel kalem müdürlerini alabiliyor. 923 tane ilçe belediyesi var. Herhalde 80'de şey var 1000 tane belediye Peki. başkanı olabilecek. Yani bu belediye başkanlarının tamamı AK Partili de değil zaten. CHP'li belediye başkanı da kendisine özel kalem müdür alıp memur yapabilir. Bir şeyse evet. gerek yok yani konuşmaya ama öbür... mesela her genç e... Girebiliyor mu? Ee, her her görüşten, e, her siyasi lazım tabii her canım. siyasi partiden ya da her görüşten, her inançtan. Pınar Hanım, 84 milyonluk ülkede her görüşten insan birlikte yaşayabiliyor mu? Yaşıyor. Bu coğrafya Türk coğrafyası değil mi? E, bu coğrafyada herkes yaşıyor. Bu coğrafyada herkesin yaşamasına müsamaha gösteren, yüreğini açıp bağrına basan bir Türkiye Cumhuriyeti devletinden bu ülkenin insanların da milletin de TÜGVA herhalde ayrımcılık yapması mümkün değil. Kimsenin kalkıp da e, geçmişini bir dönem Merkez Bankası Başkanlığı araştırmıştı biliyorsunuz. E, yavaş yavaş ekonomiye gelir biliyorsunuz. Şey, o zamanki Sayın Ahmet Necdet Sezer <laughs> 3. Merkez Bankası Başkanı adayının kabul etmişti. Birinciyi kabul etmedi, ikinciyi kabul etmedi, üçüncüyü kabul etti. O dönemin Amiral Gemisi gazetelerinden biri yazmıştı. O zaman e, Merkez Bankası Başkanı olan kişi kapısının mütevazı bir ev, kapısının önünde ayakkabılar çıkarılıyor. Ayakkabı kapısının önünde çıkarılıyor diye, dış kapının önünde çıkarılıyor diye o Merkez Bankası Başkanı'nı eleştirmişti. Niye? Batıllaşmamış bir kişi nasıl olur da Merkez Bankası Başkanı olabilir? Ya bizim adetimizde, kültürümüzde eve ayakkabıyla girilmez. Dışarıya çıkarmış. Ha, antreye çıkarabilir, e, girişi şey holüne çıkarabilir. Ama kapının önüne çıkardı diye eleştirilen bir şeyden geliyoruz. Ne zaman bu biliyor musunuz? 2007 2006-2007 yılında bundan 13-14 sene önce Merkez bankası başkanlarını ile ilgili kapıcıdan istihbarat alan bir cumhurbaşkanlığı sisteminden bu noktaya doğru gelmişiz. Onun bunları, yaşamış birileri, <laughs> bunları yaşamış birileri, bunları yaşamış birleri, kişilerin ayakkabıyı evde çıkarıp çıkarmadığına bakarak Tükvaya alalım mı almayalım mı diye Demez, yapma hakkına diyorsun. sahip Peki. değildir. Peki bu önemli bir söylem yani TÜGVA kapısını herkese açıyor Aynen. dediniz. Ve liyakata da uyuyorlarsa... Ama onların kurallarına uymak kaydıyla. Uymak kaydıyla <laughs> tabii onların kuralları dediniz. Peki şimdi Sayın Bakan siz eski ekonomi bakanısınız ve şu anda herhalde Türkiye'nin en başlıca konuşulan konularından birisi de ekonomi. Hayat pahalılığı konuşuluyor, enflasyonun yüksekliği konuşuluyor faiz oranlarının düşmesi konuşuluyor ve şu anda döviz kurunun çok yükselmesi sanıyorum dolar kuru şu anda 9.20'lerde mi bilmiyorum. 9.26'ydı cuma 26. günü kapanış. Ee, şimdi tüm bunlar konuşulurken Sayın Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti de var. Ee, Merkez Bankası Başkanı da yani Merkez Bankası'nı siyasi, siyasileştirmeyin gibi de bir söylemde bulundu. Bu arada iki başkan yardımcısı da görevden alındı ve dolar kuru daha da yükseldi. Şimdi ne oluyor bu döviz kurunda diye size oradan bir sormak isterim. Dolar kurunda ne oluyor ve önümüzdeki bu hafta? Tekrar Merkez Bankası'nın bir açıklama yapması gerekiyor, bekleniyor. Para politikalarında faiz indirimine gidecek mi? Eğer giderse ne olur? Sanıyorum 23 Ekim tarihinde veya 24 Ekim tarihinde evet. olabilir. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu piyasa ile ilgili veya alacakları para politikası ile ilgili kararlarının verecekler. Açık. Enflasyonla mücadele için biliyorsunuz bir para politikası enstrümanları vardır. İki maniye politikası enstrümanları, para politikasının uygulayıcısı merkez bankası, maniye politikasının uygulayıcısı da hükümet, hazine maniye bakanlığı hükümet e, uygulayıcısı odur. Yani bu e, şeyin merkez bankası başkan yardımcılarının alınmasına bağlamak doğru değil. E, öncelikle Amerikan merkez bankasının Eylül ayı e, para politikası kurulunun e, görüşmeleri e, açıklandı arkasından Amerika'daki e, tarım dışı işsizlik oranının beklentilerin üzerinde ortaya çıkmasıyla birlikte e, Amerika'nın dünyadan toplayacağı e, rezerv miktarında bir artış olabileceği düşüncesiyle evet. denildi ki dünyada dolarda bir azalma ortaya çıkacak O bu azalmadan kaynaklı e, döviz tüm şeyde bir... döviz kurlarında bir artış ortaya çıktı bu ee, doların diğer paralara karşı kiminde binde 2 3 gibi kiminde %1 gibi bir farklı e, şekilde. Ama şöyle, oradan ürün. hemen girmek isterim. Ee, gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'de yüzde dörtlük zannediyorum bir e, yükseliş var ama diğer ülke gelişmekte olan ülke paraları bu kadar değer %2 kaybetmedi. Yüzdeki diyor, %2 onlar da Onlar yüzde iki, biz yüzde dört. Yani evet. arasındaki bir e, fark var. Yani evet, Fed'in açıklamasıyla dolar kurunda bir yükselme bekleniyordu dünyada. E, ama Türkiye'deki bir miktar daha fazla oldu. Bunu da soruyor. E, ekonomistler. Şimdi e, bu dış dünyadaki e, reflekslerle ortaya çıkan Türkiye'deki talebin doyu olan taleple dış dünyadaki reflekslerin birleşkesini ortaya koymak lazım. Yani az önce söylediğiniz gibi ana muhalefet partisinin yine ana muhalefet diyelim biz ee, ana ikinci, muhalefet partisi ana değil Ana muhalefet kalmadı artık. Neden gitti. öyle diyorsunuz? Ana muhalefet ana, hayır, partisi. Hayır, ana, ana yaşadan... Ya e, yeni sistemde ana muhalefet Birinci parti diyorsunuz. var, i̇kinci. ikinci, parti var. Ha, o ee, zaman peki size de iktidar partisi değil, birinci, parti mi Birinci parti, parti birinci parti. Öyle mi? Bu ne lazım, bu Tabii. dili bilmiyordum. Bundan sonra bir ana birinci parti dersek AK Parti'ye e, şaşırmasını izleyin. Ana yaşadan, parti ana yaşadan, anayasa mahkemesinin müracaat hakları var. Anayasa mahkemesinin müracaat hakları... Bakanlar Kurulu'nun, iktidar Partisi'nin ve Ana Muhalefet Partisi'nin diye sayar. Evet. Ya da şu kadar milletvekili, 55 milletvekili, anayasa mahkemesine veya 110 milletvekili. Şimdi diyor ki, hükümetin, cumhurbaşkanının, birinci partinin, ikinci partinin hmm. anayasa mahkemesine mura, müracaat hakkı var. Üçüncü yani, parti bu arada HDP yok. mi MHP mi? Yok. Üç, hayır, üçüncü parti parlamentodaki sandalye sayısıyla. Üçüncü abi. parti HDP. HDP. Dördüncü evet. parti MHP, beşinci evet. parti. Yok. Yani parti iktidar, muhalefet diye sayılmıyor. Artık. Anladım. E... Bu da anayasada bir yerde geçiyordu. Burada o da, da bir bilgi zaten. edinmiş olduk. Öyle. Ana muhalefet ibaresi anayasanın bir yerinde geçiyordu. Anayasa mahkemesine müracaat diliyordu. O bitti şimdi. Peki. Bu e, şekilde geldi. Hı. Yani burada bizim e, muhalefetin olmadığından, muhalefetin kısırlığından, muhalefetin olayları çok yüksek olarak görmesinden ve dış medyanın da, dış basının da, dış ekonomistlerin de bunların yaptığı algı operasyonu çerçevesinde aldıkları karar ve kanaatlerin etkisiyle bunların bir şey ortaya çıkmış olabilir. Yani şu anda aslında ekonomi yönetimin bir güven yönetimidir. Ekonomi yönetimin, ekonomin bazı şeyler vardır ki hesabi olarak yapılır. Bazı şeyler vardır ki hissi olarak anlatılır. İşi olarak anlatılır dediğimiz şey... ...psikoloji işidir. Hmm. Burada sayın... ...Cumhurbaşkanımız elinden geldiğince... ...toplumun psikolojisini... ...en iyi şekilde tutabilmek için... ...gayret gösteriyor. Hük hükümet... ...toplumun psikolojisini... ...en iyi şekilde tutabilmek için... ...pandemi sürecinden zarar görmüş... ...kitlelere büyük... ...destekler sağlamaya çalışıyor. Hani şeyde de... ...Kılıçdaroğlu sormuş ya... ...Merkez Bankası Başkanı'na... ...128 milyar, milyar dolar milyar nerede dolar diye. diye ifade ettiği... Yani bu bakın Pınar Hanım 128 milyar dolar nerede ifadesi 2019 yılının... Bu arada Merkez Bankası Başkanı da real sektörün döviz açığı kapatıldı demiş. Aynen öyle. Aynen. Daha önce de Aynen öyle. Merkez Bankası yani Başkanı. Yani pandemiyle mücadelede duran bir ekonomide durmayan borç alacak ilişkilerinin devam ettiği bir süreçte kusura bakmayın ben size bunu veremiyorum diyebilecek bir devlet iflas et yoluna gidecek devlet demektir. Hı. O zaman bu döviz fiyatları belki o zaman 20 lira olabilirdi. O gün o psikolojik ortam içerisinde eğer devlet, merkez bankası reel sektörün ihtiyaçlarını karşıladıysa ve bunlar da reel tüm piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyor. İthalat devam ediyor. İhracat durmuş. İthalatın ihracat karşıma turizm sektörü durmuş düşünebiliyor musunuz? Evet, 2020 yılında evet. 2020 Sıkıntılı yılında bir biz 40 ki. milyar dolar turizm geliri beklerken sanıyorum 16 milyar dolar turizm geliri elde etmişiz. 2021 yılında herhalde 32 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. 2021 yılında kısmen iyi bir noktada. Ama siz o dönemde bu sektörün ihtiyaçlarını, piyasanın ihtiyaçlarını bir buçuk yıl içerisinde karşıladıysanız Bundan hesap sormak değil, alkışlamak gerekir. Şunu diyebilir. Arkadaş, 128 milyar dolarla bu ekonomideki yangını söndürmek yerine siz 15 milyar dolarla, 50 milyar dolarla yapabilirim diyebilirsiniz. Ha, arkasından yandaşlara şunu verdin mi, 2001'deki örneğe yaşadın mı diye sorabilirsiniz. 2001'deki örnek neydi? Merkez Bankası Başkanı'nın devalüasyon olacağını bildiği gün 19 Şubat tarihinde anayasa kitapçığı fırlatıldı. 21 Şubat tarihinde de devalüasyon yapıldı. 2001 yılında. O gün dönemin Merkez Bankası Başkanı ve Siyaset Parti Genel Başkanları'nın yakınlığın kayıtlarda var bu. Döviz alarak %80'e yakın Türk lirası cinsinden i̇şte bir aile kazanç. Aynı iddia şu anda da var e, Sayın Bakan. Ha, bakın efendim. Aynı iddiayı da dillendiriyorlar. Yani geçtiğimiz gün doların yani dolar merkez Hanım, çok özür dilerim. merkez bankası iki başkan yardımcısının görevden alınmasının arkasında bir kesim diyor ki, aa siz doların artacağını biliyordunuz. O sırada kimler para kazandı diye soruyor. O ikinci sordurum. 128 milyar dolar. O onun 128 içinde milyar değil. dolar. Orada 128 de orada milyar dolar şeyi. yalanının Cuma doğru için. olmadığını görünce çünkü bir buçuk yıldan o 128 milyar dolar e, rezervden çıkan para diye ifade ediyorlar. Evet. Kimine göre, göre 118 123 mi? var 100 milyar doların üzerinde döviz rezervlerinde bir eksilme var. Döviz rezervi niye tutulur? Turşusu kurulmak için tutulmaz herhalde. Ya zaten şu halkta bir anlatır mısınız? Mesela şey diyorsunuz şu anda Merkez Bankası rezervi 125 milyar dolar. Yani halk ne yapacak? Yani 125 milyar hmm, dolar ne düşür? Hanım. Yani döviz halk için anlatın. Ne niye tutulur? Niye tutulur? Zor günlerde ak akça kara gün içindir derler ya. E zor günler değilmiş. Aynen şu anda. o günlerde işte. Heh. Merkez Bankası'nın o günkü ekonomi politikası idarecilerin ak akça kara gün içindir diye İhtiyaçları karşılamak için bir buçuk yıl içerisindeki yaptıkları icraattır. Bunu şöyle diyebilirsiniz. Ya arkadaş 128 milyar dolar yerine niye 158 milyar dolar vermedin? Ya kardeşim savurganlık yaptın doğru yönetemedin. 128 milyar dolarını 58 milyar dolar verebilirdin piyasaya diye söyleyebilirler. Niye rezervlerin büyük bir kısmını kullandın da sen Merkez Bankası'nı daha savurma hale getirdin dövizle spekülasyon yapılmasına fırsat verdin diye bir eleştiri yapabilirler. Ama şunu eleştiri yapamıyorlar. Altı boş çünkü. Yandaşlar bunu aldı diyemiyorlar. Dediler vazgeçtiler. Hmm. Eğer açıklamaya kalkarsa belki konuşulur. Denilir ki ticari sırla ilgili bir kerelik o gün bir buçuk yıldan dövizi kim almış diye sorgulandığı takdirde Kimler ortaya çıkar? Bakmak gerekir. Düşünebiliyor musunuz? Sizin... Yapılsın bence. Yani Hayır kimse bakın, <laughs> ortaya bakın müthiş bir itibar zedelenmesi ortaya çıkar. <laughs> bir büyük bir holdingin, İş adamları. holdingin o gün 1 milyar dolarlık ödemesi vardır. Anladım. O nereden alacak bu parayı? Amerikan Merkez Bankası'ndan rica edecek değil ki. Oraya götürmesi için Türk parası vermesi lazım. İşte bu... Türkiye'deki bankalardan alacak, doğrudan Merkez Bankası'ndan değil. Merkez Bankası'ndan doğrudan satılmış değil bu zaten. Merkez Bankası piyasanın ihtiyaçlarını, bankaların taleplerini karşılamak üzere bunu yapmış. İşte şimdi 125 milyar dolar döviz rezervimiz var. Bu neyi gösteriyor? Yine ak akça kara gündür içindir ifadesinin ortaya çıkmasını gösteriyor. Bu Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde piyasaya Olağanüstü derecede fırsatlı bir şekilde müdahalesi olduğu takdirde, grup veya grupların dışı mihrakların müdahalesi olduğu takdirde, merkez bankası diyor ki bir dakika, eğer sen böyle bir işe yakarsan, eline bir ateş aldıysan, o ateşi elinde yakarım demek için bir göz daha verme rezervi duruş. Yoksa biz elin parasını burada tutmakla turşunu kuracak değiliz ki. Önemli olan hadise... bilançolar açık herhalde değil mi? Herkes tabii, de tabii, görebilir. tabii tabi Tabii bilançolar açık. Peki şimdi bu dolar kuru... Bakın yani daha siz geçen hafta ak -akçe Merkez Karabinik. Bankası Başkanı Plan Bütçe Komisyonu'nda briefing verdi milletvekillerine. 30 kişilik Plan Bütçe Komisyonu üyelerinden 15 tanesi AK Partili, 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partili. 18'i Cumhur İttifakı'ndan 12 tanesi de muhalefet partilerinden. Onlar Merkez Bankası Başkanı'ndan hesap sordular. Hı hı. Orada 128 milyar doları sormadılar diye tahmin hmm. ediyorum. Kılıçdaroğlu gitmiş gene sormuş. Evet sordu. Ya Kılıçdaroğlu üretken olmayan bir şeye gelmiş. Ee, pozisyona gelmiş. Yani Kılıçdaroğlu artık vakti kalmamış bazı şeyleri e, yapmaya, gündemi takip etmeye. Yanındaki adamlar gündemi takip ediyor, bir şeyler söylüyor. O da o çerçevede devam ettirip götürüyor. Üzülüyorum. Onun için... İyi bir muhalefete ihtiyaç var bu memlekette. Peki ekonomi kısmında yine kalmak istiyorum e, Sayın Bakan. Enflasyon rakamlarının yüksekliği e, yine bazı ekonomistlere göre e, devletin açıkladığı enflasyon rakamı doğru değil, daha fazla enflasyon var deniyor ama ortada bir hayat pahalılığı durumu. Doğru. Var. Bu hayat pahalılığı durumu için e, artık ümiti yok diyenler de var. E, siz. Yani yine dediğim gibi yani Ekonomi Bakanısınız. Bakanıydınız. Ee, bir ümit var mı? Ee, nasıl çıkış olacak? Ee, i̇ktidar ne yapacak? Yani mesela şöyle bir söylem var. İktidar e, 2001 yılında bir enkaz devralmıştı. Ne yaptıysa aynısını yapsın. 2001 yılında e, psikolojik bir buhran, ekonomik varlıklarda da bir çöküntüyü aldık. Biz dedik ki kaynak nerede diye sordular kaynak millet dedik. Millet bize güvendi. O güvencini aynı şekilde devam ettirdik ve hmm. o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın e, ben Deniz Baykal'ın da e, bir siyasi e, hakikaten iyi bir muhalefet partisi lideriydi, liderdi gerçekten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son lideri o zaten. Ondan sonraki gelen genel başkan, e, ondan önce Ecevit vardı, İnönü vardı. E, Atatürk, Eze, İnönü, Ecevit e, ve Baykal e, diyebiliriz lider olarak gelenleri. Arada gelen, Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider olarak kabul arada etmiyorsunuz. Arada gelen e, sayın, e, Karayalçın CHP Genel Başkanı derhalde. O CHP Genel Başkanı olmadı. Yani o arada, e, arada da başka olmadı zaten. Hiç. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı sanıyorum hiç olmadı diye geliyor. Ben Belki şu anda hadim. bir tane bir kişi oldu herhalde. Erdal İnönü. Hikmet, Hikmet, Çetin Hikmet, ha, Hikmet abi Hikmet formülü. Çetin... Belki 7-8 aylık o kısa geçiş şey. döneminde. Biz niye buraya herhalde? geldik? <gülüyor> Siz... <gülüyor> Şimdi geldiğimiz, geldiğimiz nokta şu. 2001'deki söylediğimiz 2002'de yani evet, yani enkazla ilgili kısımda. E, Orada bir hikaye vardı. oradaki bir şey var. Orada bir umutsuzluk vardı. Umut vaat ettik. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte 50 artı birlik bir noktaya geldiğimizden dolayı insanların yani bir oyun iktidarı belirlediği bir sürece geldiğimizden dolayı bu psikolojiyle uğraşmaya çalışıyorlar. Bu psikolojinin sonucunda yapıyor. Ben her zaman söylüyorum. Hükümetimize de söylüyorum. Partimize de söylüyorum. Diyorum ki ekonomideki en önemli unsur psikolojik unsurdur. Matematikle olan her şey çözülebilir. Matematikle olan her şeyi nihayetini sonucunu bulabilirsiniz. 50 bilinmeyen denklemi de çözebilirsiniz. Tek bilinmeyen denklemi de çözebilirsiniz. Peki şu an ekonomi psikolojisi şu anda nasıl? Şu an ekonomi psikolojisinin e, cumhurbaşkanımız çok gayret ediyor yönetebilmek için. Ama maalesef pandemi sürecinin verdiği. O eve kapanma sürecinde ortaya çıkan bir kısım insanların gelirlerinin hemen hemen düştüğü, alışkanlıklarının ortadan kalktığı ve sosyal medya denilen mecrada çok yoğunlaştığı bir dönemde o sosyal medyadan eğer gezerseniz hakikaten moraliniz hiç kalmıyor. Evet, sosyal medyanın böyle bir etkisi var. Ama pandemi tüm dünyada yaşandı Evet, Doğru. tüm dünya ekonomilerinde bir sarsılma var. Doğru. E, ama e, Türkiye biraz daha e, sarsılan ülkelerden. Hayır. Değil mi? Şu anda Türkiye, hani 2000, 2008 Amerikan krizinin e, o e, morguç krizin, evet. küresel kriz haline döndüğü 2009 yılında başbakanımız e, ne demişti? Türkiye tek ekonomisi geçti. bu krizden teğet geçerek sıyrılacak dedi ve öyle oldu. Öyle oldu. Şu anda dünyanın pandemi sürecini 1.8'lik büyüme negatif büyüme değil yani küçülme değil 1.8'lik büyüme ile geçiren tek ülke Türkiye yani teğet geçirmeye çalışan ülke Hı. Türkiye. Bu nereden geliyor? O hani söyledikleri 128 milyar dolar nerede diyorlar ya? O piyasaya yapılan destek vasıtasıyla insanlarımıza, dükkanı kapanan insanlarına, işe işe gidemeyen özel sektördeki yapılan çalışanlara, yani bildiğim kadarıyla 500 milyar TL'ye yakın destek sağlandı. Bu 500 milyar yakın TL'ye yakın destek nereden sağlandı? çeşitli imkanlar zorlanarak. Onlar vatandaşa katkı sağlasın diye yapıldı. Ama piyasada yani bu... bir rahatlama oldu mu? Olmadı sanıyorum değil mi Sayın Piyasada Ölçak? rahatlama vardı. şöyle var problem var. Hı. Şöyle problem var. Bakın e, pandemi Mart 2020'de 15 Mart 12 Mart 15 Mart herhalde. şeydi evet. Başlayıp 2021 yılının Haziran ayına kadar e, kapanmalarla çeşitli tereddütlerle endişelerle geçen bir dönemdi o süre içerisinde bazı özel sektör işletmeleri çalışamadılar. Mesela halı sahacılar herhalde 12-13 ay çalışamadılar. Sanatçılar. Sanatçılar çalışamadılar. Restoranlar çalışamadılar. Kuaförler. Berberler, kuaförler çalışamadılar. AVM'ler büyük bir kısmı hemen hemen 6 ay kısmı çalışamadılar. Ama o dönemde mesela e-ticaret müthiş iş yaptı. Evet. Lojistik destek olağanüstü derecede iş yaptı. Ee, ne bileyim paket servis yapan işletmeler. Evet, onlar oldu onlar ama iyi hani iş yaptılar. Şu andaki atmosfer, Şimdi, dolar şu andaki atmosfer, yüksekliği. Bakın şöyle oraya geliyorum. Haziran, Temmuz ayı başından, 2021 Temmuz ayının başında e, bayramla birlikte e, kurban Bayramı ile birlikte artık kapanma bitti dedik. Bizden önce Çin Halk Cumhuriyeti Mart 2021'de ben Covid'le mücadeleyi sonlandırdım, bitirdim, artık üretime başlıyorum dedi. Tüm dünya, ham madde, maden de dahil olmak üzere, daha başında çıkarılanın maden de dahil olmak üzere, ham madde, aramalı, mamul mal veya ilk madde diyebileceğimiz e, camın ilk maddesi silistir. Efendim ne bileyim, porselenin ilk maddesi kildir, kağıdın ilk maddesi e, ağaçtır. Veya kağıt kağıttan karton yapmaya çalışan kişi, Kağıt olmadığından dolayı karton yapamayacaktır, Mukava kutu iman edemeyecektir. Onlar Çin halk cumhuriyeti böyle bir üretime başlayınca kendi sektörleri de kapalıydı. Şimdi Çin'de haftada iki gün elektrik veriliyor. Ya şimdi orası şimdi bir komünist bir ülke. Orada oraya, ne ya yaparsanız bakın. zaten kabulü var. Hani Çin'i örnek olarak. Şuraya yorsanız... geliyorum. Hayır. Çin halk cumhuriyeti dünyadaki herkesten 3 ay 6 ay önce açıldı. Onlar Ama toparlanamadı diyorsunuz. Hayır toparlanamadı demiyorum. Çin Halk Cumhuriyeti dünyadaki ham maddeyi topladı. Toplayınca ham madde kıtlığı başladı. Almanya'da toptan eşya fiyatları 2020 son 12 aylık dönemde %13,5 artmış. Toptan eşya fiyatları, üretici fiyatları. Tüketici fiyatları kaç? Yüzde iki Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde beş artmış, Japonya'da yüzde altı artmış. Yani tüm dünyada üretici fiyatlarında bir artış söz konusu. Bizde de dolar etkisiyle ve dünyadaki hammaddelerin hem dolar cinsinden hem TL'nin dolara karşı değer kaybetmesinden dolayı bizde biraz daha fazla çıkmış toptan eşya fiyatları. Yani bu dönemde tüm dünyada pandemiden dolayı. Ortaya çıkan kapanmanın verdiği sonuçlarla birlikte ve açılmanın ortaya koyduğu olağanüstü bir aşırı talep söz konusu. Ben unutmuyorum AVM'ler açıldı. İnanın bir mağazada bir alışveriş merkezinde oğluma bir e, bayram ayakkabısı alalım diye gittiğimizde alışveriş merkezinde bir mağazanın önünde sıra vardı biliyor musunuz? Doğrudur. Dün akşam. Hala ben görüyorum bazı mağazalarda. Aynen öyle İnsanlar sırayı. bir yıldır yüz yüze alışverişi internetten yapıyorlar da alışverişi ama bir yıldır yüz yüze yapamadıkları alışverişi mağazada eline kumaşı devmek onu hissetmek isteyebilir veya başka bir şey görmek isteyebilir o hissiyatla bir alışveriş ihtiyacı hasıl oldu. Dün bu e, meşhur bir şeyi var burada hemen sizin buralarda Mecidiyegü'de yakın yemek gıda işinin hakim olduğu. Ya hmm. çok meşhur bir restoranın önünde insanlar kuyruğa girmiş yani siz ekonomi e, açılacak toparlanacak biraz sabır mı şu, diyorsunuz onu hayır, mu anlamaya çalışalım şunu diyorum, diyorum ki sanayi sektöründe bir iyileşme var İhracat üretim sektör, üretimde iyi var şu sıkıntı var dün bir sanayici arkadaşımızla beraberdik dedik ham maddedeki artışı durduramıyoruz hmm. ham maddedeki artış ham maddeyi yurt dışından alıyoruz biz evet. döviz cinsinden alıyoruz yani şu an bildiğim alanlardan diye söyleyeyim. Mesela normal şartlar altında e, sacın DKP saç diye otomobilde buzdolabı imalatında falan kullanılan saç var ya e, o sacın normal şartlar altında fiyatı ki bu e, bir istatistiki bilgidir. 400-500 dolar civarındadır. Hı. Ama şu anda 1000-1200 dolar civarında. Demir, inşaat demiri 300-350 civarı, dolar civarındadır. Tüm dünya standartı. Bu dünya e, piyasasıyla uygun bir iştir. Şu anda herhalde 1000 dolara yakın. Plastik ham maddesi 600-700 dolardan 2000 dolara çıkmış. 2200 dolara ulaşmış. Yani hem döviz cinsinden hem de e, TL cinsinden arttığını düşündüğümüz takdirde yani sanayinin bu... ham maddeye ihtiyacı var ve bu fiyatlar da çok arttı diyorsunuz. 2000, biz, biz bunları ülkede 2000 Dün yine bir sanayici söylüyordu. 2000 dolara Kiraladığım, sevk ettiğim 40 fitlik konteyner şu anda 18.500 dolar olmuş diyor. Amerika diyor ki, bana gelen konteyner boş olarak yerin yine mahrecine geri dönmeyecek diyor. Bana diyor ne kadar konteyner mal geldi, bin konteyner mal geldi. Bu gelen bin konteyner malı, ben bin konteyneri doldurarak geri göndereceğim. Aksal'de vermiyorum diyor. Çin de aynısını yapıyor. Yani şu anda. Dünyada lojistikte büyük bir sıkıntı var. Türkiye'deki sıkıntıyı çeken kim? Az gelirli vatandaş Bak, al, tabii ki. Dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımız. Dar gelirli vatandaşlarımız kim? İşçi ve işçilerimiz. Sabit gelirli vatandaşlarımız kim? Memur ve işçilerimiz. Bunların ücretleri belli. Evet. Özel sektörde belki bunlara artırıyor vergi olabilirler. Vergi yükü e, çok konuşulan bir konu. Bu arada 830, vergi yükü şeyde e, neydi? 835 bin kişiye vergi muafiyeti getirdiniz. Hangi işverenleri kapsıyordu? Bu e, basit usulde vergilendirilmeye tabi olan e, özel sektör çalışanları, iş işletme sahipleri berber <laughs> tuhafiyeti. Ber, bir soru birinci, vardı onu onu 850 sormuşum. bin civarında 835 bin kişi <laughs> şu andaki <laughs> kanundan faydalanan kişi ama bu artabilir de ee, 2022 yılında eksilebilirdi. O şu 2021 yılı ciroları 240 bin liranın altında olan işletmeler artık beyanname vermeyecekler. Beyanname vermeyince de vergi ödemeyecekler demektir. Yani onları vergiden ki ortalama ne ödedikleri ortalama ödedikleri vergi 400 e, lira hey civarında ya. 400 lirayla kimi e, diyelim ki 640 bin lira, kimi 5.000 lira, 10 bin lira ödüyordur, kimi 50 lira, 100 lira, 200 lira Eşte. ödüyordur ama beyanname vermenin külfetinden de kurtarmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi o insanların e, memur sen devletle 2022 için bir sözleşme imzaladın. 2022 başından itibaren onların dertleri çözülmüş oldu. Yani iki ay sonra onların ücretlerinde bir iyileştirme ortaya çıkacak. Sanıyorum yıl sonunda da asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Asgari ücretli kardeşlerimizle ilgili bu konuyu he, de destek verecek. Asgari Şimdi, ücretli bir artış Biz e, bakın asgari ücreti artırdığımızda 2016 yılında %30'a yakın asgari ücreti artırdığımız dönemde işverene dedik ki senin 110 liralık sigorta primini biz ödüyoruz dedik. Senin üzerindeki yükü alıyoruz dedik. Bu dönemin başında Aynı uygulamayı tekrar yaptık 2021 yılı için. Yani işverene dedik ki sen asgari ücretle çalışan bir insanın İstanbul'da asgari ücretle geçinmek çok zor. Kayseri'de de çok zor. Biraz daha doğuya gidince daha... Küçük kentlerde daha rahat tabii. Yani eğlence yerlerinin az olduğu, otobüse ihtiyaç olmadığı, yürüyerek hmm. eş dost ziyaretinde bulunulduğu, AVM'lerin az olduğu... Marketlerin daha ucuz olduğu. Marketler aynı fiyata satıyorlar. Ama işte manav, da? herhalde sebze Manavlar'da, meyve fiyatları he. o İstanbul'da aynı değil herhalde. Değildir muhakkak. Çünkü lojistik şeyleri var bunların. Yani öyle olan yerlerde belki 2830 liralık asgari ücret kısmen iyi olabilir. Kısmen hı hı. İstanbul, Düşük e, olduğunu kabul ediyorsunuz şu anda asgari ücretin İ, e, yılbaşı itibariyle. Pınar, kaç olması gerekir? Sizce kaç ben, olması gerekir? Ben bir lazım? şey söyleyemem. Çünkü şu anda e, AK Parti Grup Başkan Vekili olduğumuz için tahminlerimizi söylemek bile doğru hı. değildir. Ekonomiden anlayan insanlar da zaten bir e, rakam söylemekten çekinirler. Peki tatmin etmezler. edici bir rakam olacak mıdır? En az azından gerekir. bizi izleyenler açısından. Olması gerekir. Şunu söyleyeyim yalnız. Mesela asgari ücret 3 bin lira. Veya bin lira. Bin liradan ekmek de diyelim ki bir lira. Kaç tane ekmek alırım? Bin tane ekmek alırım. Ekonomik tahlil için söylüyorum bunu şey değil. Asgari ücret bin liradan birdenbire beş bin liraya çıktı. Ekmek, ekmek bir liradan. lirada kalmayacak. İşte evet sorun orada zaten. Ekmek sadece. beş liram olacak. <laughs> <Sayın> Bakan. <laughs> Peki. Dört liram olacak. Altı liram olacak. Ekmek beş lira olursa benim... ...ekmek cinsinden ücretim hiç artmamış oluyor. Doğru mu? Doğru. Bak, Yine bin, bin tane bittim. ekmek alıyorum. Ekmek bir liradan dört liraya geliyorsa... ...o zaman ben ekmeği... ...1200 tane alıyorum. 200 tane ekmeklik refah seviyem artmış oluyor. Doğru mu? Doğru. İşte burada yani aldığımız... ...ürünlerin fiyatları çok önemli. Diyelim ki ekmek fiyatları 5 lira... ...yerine 6 lira olursa ne olacak? Tabii alım gücüm azalacak. Ha, i̇şte buradan ekonomi yöneticilerin... Sizler? Öyle bir denge bulabilmeler ki ben eskiden ekonomi yöneticisiyim. Şimdi değilsiniz. O, Ama asgari, iş buradan sesleniyorsunuz. Ekonomi yöneticileri <laughs> devlet burada hakemdir. Devletin hakemliğine özel sektörü işçi kesimiyle özel sektörü işveren kesim arasındaki devlet asgari ücret tespit komisyonu vasıtasıyla onları dinleyip ve ekonomi politikaları çerçevesinde bir rakam oluşturuyorlar. İşte devlet eğer. Bin liradan beş bin liraya çıkarırsanız ekmek fiyatları altı liraya çıkarsa bu enflasyonist baskıyla beraber refah seviyesinde düşüş demektir. Peki, Devlet der bitti. ki beş tane ekmeği ben beş ekmek fiyatının e, maaş arttığından dolayı beş liradan altı liraya çıkmasına müsaade etmem çünkü insanın refahını kaybediyor der. Ne yapması gerekir? 5 lira 1 liralık ekmeğin 5 lira olması yerine 4 liralık fiyata gelebilecek bir noktayı bulması gerekir. Onu bulduğu takdirde bu iş olur. Aksalde enflasyon iş başka olur. Bir ilk ay parayı kazanırsınız. Sonra i̇lk ay bitirirsiniz. ay 5 bin ekmek alırsınız. Peki. İkinci ay, sonuncu ay, dokuzuncu ay Peki. belki 700-800 ekmeğe düşürürsünüz. Bu, bu, bunları bilmemiz bize bir şey ifade etmiyor. Bunu yöneticiler yapacak, ülkeyi yönetenler yapacak, sizler yapacaksınız. Çok teşekkür Hayat ediyorum Sayın Hayat fazla. Doğru söylüyorsunuz. Bununla ilgili e, çeşitli faaliyetler yapılıyor. Vaktimiz bu bitti. Sayın Öyle Bakan. Mi? Ee, <laughs> evet. Çok hızlı da bir geçmiş. dahaki, bir dahaki sefere ben biraz daha ediyorum. detaylı konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ee, en azından biraz da içimizde ferahladı. Ee, biraz sabredeceğiz. Ekonomimiz düzelecek Yalnız son cümleyi söyleyeyim. Bu asgari ücretin nasıl olacağı ne edeceği anlamında değil. Asgari ücrette bir dengeyi bulamadığımız takdirde ne yaparsanız yapın bu e, marjinal tüketim eğilimi çok yüksek olduğundan dolayı o insanlarda. da bunun bir dengeyi bulamadığınız takdirde enflasyonu baskıyla karşı karşıya tamam. kalabilirsiniz. Aslında ücret dengesi Yoksa bu devletin önemli. verdiği bir şey değil bu rakam. Peki. Özel sektörü, işçisiyle işveren arasındaki bir ilişki. Peki. Mustafa Elitaş çok teşekkür ediyorum. Çok sağınız varlığınız. Ben teşekkür ederim. Sevgili ediyorum. izleyenler sizlere de çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim. İyi pazardır, hoşça kalın.